Hocam peki ilk ürününde varyanslı ürün girmeli miyim sence? İşte bu soru mesela bugün benim Instagram'da bir postun altına da gelmiş. Çok değişkenlik gösteriyor. Değişkeni çok olan bir konu. Ya bazı varyasyonlar var. Mesela kıyafetin varyasyonu çok. O biraz operasyonu büyük bir iş. Ama zaten hali hazırda bu sektördeysen ve operasyona hakimsen bu yapılabilir. Amazon'da mümkün mü? Evet mümkün. Çünkü artık stok sınırı diye bir şey kalmadı. Eskiden 1000 stok limiti vardı. Artık o da eskidi. Bizim bütün videolarımız, ben ilk defa burada söylüyorum onu. Artık stok limitini Amazon başka bir şeye çevirdi. Normalde 1000 adet stok limiti varken fazla varyasyon girmek sıkıntılıydı. Çünkü stoklarını ona göre ayarlaman gerekiyor. Stokların çok fazla varyasyona bölündüğünde sıkıntı yaşıyor. Ama şu anda bir stok limitin olmadığı için fazla varyasyona girebilirsin. Tek konu bunlara yönetebilecek misin? Hangi varyasyondan kaç adet gireceksin? Bunlar sıkıntılı durumlar şu anda. Ama iyi bir araştırma, iyi bir planla özellikle kolaylıkla yapılabilir artık. Varyasyon demek bir de daha çok müşteriyi tutabilmek demek gibi de geliyor bana. Çünkü adam pembesini beğenmeyecek, mavisini alacak. Yani bizde mesela satan bir liste varsa direkt olarak daha fazla nasıl satarız sorusunu soruyorsak listeye hemen bir varyasyon düşünmeye başlıyoruz. Diyoruz ki satışlarımızı daha fazla nasıl arttırabiliriz? Hemen varyasyon düşünüyorsun. Orada ilk akla gelen şey budur yani. Farklı bir renk mi eklesen? Ürüne göre değişir. Farklı bir renk ekleyebilirsin. İkili versiyonunu yapabilirsin. İkili versiyonunun farklı renk stratejilerini varyantlayabilirsin. Mavi, pembe gibi. Bu saçma oldu ama. Mesela video ışığı satıyorsun diyelim. Mini modelini eklersin varyant. Mini ikili eklersin. Mini tekli eklersin. Değil mi? Bunlar evet. Geliştiriyor. Aslında listene zaten hali hazırda bir trafik çekiyorsa varyantla o trafiği conversion rate arttırmak için kullanabilirsin. Yani dönüşüm oranını arttırmak için kullanabilirsin. Varyasyon güzel şey. Düzgün kullanıldığında. Kontrol edemeyeceğin şekilde bir varyasyon yapıyorsan hiç yapma. O topa hiç girme. Varyasyon kontrol etmesi de önemli. Varyasyon dediğinde bir de şu anda 1000 adet stok yollayacağım. 10 varyasyon olacak. 100 adet şundan, 100 adet bundan, 100 adet şundan yollayacağım. Öyle bir plan işlemez. Tutmaz o plan. Çünkü stok çok önemli Amazon'da. Amazon müşterilere iyi konumlandırması gerekiyor ki ürünü senin satışların artsın. Müşteriye daha hızlı götürebilsin ürünü. Öyle olunca stok olayı çok önemli oluyor. 1000 ürün gönderiyorsan ana varyasyondan 600 tane gönderirsin. Mesela örnek veriyorum, ürüne göre yine değişir. Ana varyasyondan 600 tane gönderirsin. Çok önemli olmayan varyasyonlardan 100 tane, birinden 50 tane, birinden 80 tane bu şekilde ayarlaman gerekiyor. Düz mantık hepsinden 100 tane göndereyim de bir test edeyim olmamalı. O çok sıkıntılı bir durum. Evet, bir de ama şeyi de bilmiyorsun ki ana varyant hangisi sevilir? İstatistik yok elinde. O da İstatistik yok fakat rakiplerin var. Onlar senin için bir istatistik aslında. Rakiplerine bakacaksın. Hangisinin ana varyasyonu baştaysa o daha çok satıyordur. Çünkü algoritma ona göre çalışıyor. Algoritma diyor ki varyantlar arasında en çok satan tam varyantı ben ana varyantıyım. Yani arama kelimesinde ürün yazıldığında ilk onu çıkartırım karşısına. Listeye tıkladığında içinde varyantını görür. Atıyorum sen bir kalem satıyorsun. Mavi, kırmızı, yeşil. 3 farklı varyasyonun. Çıktım piyasaya. Maviden 100 tane, kırmızıdan 500 tane, yeşilden 200 tane gönderdim. Müşteri maviyi sevdi. Sürekli maviyi satın alıyor. Amazon ne yapıyor? Senin ana varyasyonunu mavi yapıyor. Ama senin stoğun mavide çok az. 100 tane. Diğerinde 600 tane. Atıyorum tamam. Bunun planlamasını yapmak gerekiyor. Bunu iyi anlayabilmek için de müşteri yorumları veli nimet oluyor. Rakiplerine bakacaksın. Oradan bir anlamaya çalışacaksın. Sonrasında diğer bir metrik. Müşteri yorumlarının önünde hangi varyasyondan aldığı yaz. Oradan atıyorum bir listeye girdim. 100 tane yorum var. Her bir yorumun üstünde hangi varyasyonun yorumu olduğu yazar. Yüzdesel olarak onlara bakabilirsin. Atıyorum bir listede 100 tane yorum var. %30'u mavi renkli varyasyona yapılmış. %20'si işte kırmızı renkli varyasyona yapılmış. %50'si yeşile yapılmış. Ne oluyor o zaman? Otomatik ben zaten %50 oranında yeşil kazanmış oluyor. O zaman senin yeşilden daha çok göndermen lazım gibi. Başka kimin için yorumlar veli nimet biliyor musun? Kimin? Bizim için. Aa, çok güzel bağladın lan, harikasın. Bizim için de yorumlar çok önemli. Bizim yorumlarda öyle analizler yapamazsınız ama bazen aradığınız sorunun cevabı yorumlarda farklı bir kişi tarafından sorulan sorunun aynısı olabiliyor. O yüzden mutlaka yorumları değerlendirmenizi tavsiye ederim. Aklınızda bir şey varsa bakarsınız onun cevabı da gelir. İnternette bulamadığınız şeyleri ben bazen YouTube yorumlarında buluyorum. Ben de hala buluyorum bu arada. Hala bakıyorum. Bazen. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bir beğeni lütfen rica ediyorum. Bir beğeni yapın. Sonrasında sağlıcakla kalın. Ben Muhammed Usta. Hoşçakalın.